görüyoruz, izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Yüksek ölçüde hız kazanarak tek adım sıçrayışla en uzak mesafeye ulaşmak için yapılan pist ve alan sporuna huzur atlama denir. Hazır mısın sporcu? Hadi o zaman başlıyoruz. Uzun atlama pistinde hız alma mesafesi adı verilen bölüm 45 metredir. Bu mesafenin bitiminde 122 santim uzunluğunda ve 30 santim genişliğinde bir basma tahtası bulunmaktadır. Atlamanın gerçekleştirildiği kum havuzu ise en az 2 metre 75 santimetre genişliğinde ve 10 metre uzunluğunda olmalıdır. Atlet koşuya ayakları bitişik ve hafif koşu ritmiyle başlar. 45 metrelik mesafenin sonunda hızını alan sporcu, basma tahtasına basarak öne doğru sıçrar. Uzun atlamada sporcuların sıçrayarak havalandıktan sonra uyguladığı en yaygın teknikler kapanma ve makastır. Kapanma tekniğinde sporcu dizlerini göğsüne çeker ve yere düşmeden önce kollarını ve bacaklarını öne doğru uzatır. Makas tekniğinde ise sporcu havada koşmayı sürdürür gibi birkaç adım daha atar. Yere düşerken ayaklarını birbirine yaklaştırır, bacaklarını öne doğru dengeli bir biçimde uzatarak kum havuzuna basar ve atlayışını tamamlar. Atlamanın ölçümü basma tahtasıyla atletin kum havuzundaki en yakın izi arasındaki mesafe esas alınarak yapılır. Oo! Hayır sporcu. Uzun atlamada sıçrayışı tek ayakla yapman gerekiyor. İki ayağın birden tahtaya değmesi kural ihlalidir. Atlet, atlayış sırasında çizgiye, kurallara uygun şekilde basıp kum havuzuna atlamalıdır. Eğer ayağı basma tahtasını geçer veya 10 santimetrelik kırmızı alana değerse atlayış geçersiz olur. Uzun atlamada geçersiz atlayışlar kırmızı bayrakla, geçerli atlayışlarsa beyaz bayrakla gösterilir. Uluslararası yarışmalarda 3 atlayış sonunda en iyi dereceyi yapan 8 atlet yeniden 3'er atlayış daha yapar. Final olarak adlandırılan bu atlayışlarda en iyi dereceyi yapan atlet yarışmanın galibi olur. Süratli bir koşunun yanı sıra çeviklik ve güç gerektiren uzun atlama sporunu kısaca anlattık. Tebrik ederim sporcu. Harika yarıştın. Hoşça kalın.